Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerçekleştirmiş olduğu grup toplantısında yaptığı konuşmayı büyük bir üzüntüyle izledim. Bilindiği gibi Türkiye'nin malumu olduğu gibi İYİ Parti lideri Sayın Meral Akşener'in gerçekleştirmiş olduğu yurt içi gezilerde bir takım provokatif olaylarla karşı karşıya kalıyor idik. Aldığımız devlet ve siyaset terbiyesi münasebetiyle de bu konularla alakalı olarak kullandığımız dile azami ölçüde özen gösteriyorduk. Gerek iktidar partisinin bir kısım sözcüsünün açıklamaları, bir kısım milletvekillerinin sosyal medya mesajlarına baktığımızda da bunu ne yaptığını bilmeyen, ne söylediğinin farkında olmayan kişilerin ifadeleri olarak telakki etmek suretiyle bir masumiyet alanı da yaratmaya çalışıyorduk. Oysa bugün Cumhurbaşkanı'nı dinleyince karşı karşıya bulunduğumuz saldırılarla alakalı başka bir fail arama ihtiyacı kendiliğinden ortadan kalkmıştır. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması, bu konuşmayı yaparken kendisine ne kadar yakıştırdı bilmiyorum. Ama ben bunu bir Cumhurbaşkanı konuşması olarak da görmüyorum. Bunu bir siyasi partinin genel başkanının yaptığı konuşma olarak değerlendirmek mecburiyetinde olduğum. Buyurun, buyurun sen. Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Tayyip Erdoğan ne diyor? Genel başkanımıza atfen. Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor ve onun ardından da memleketim Rize'ye gidiyor. Ve gelin hanıma memleketim Rize'de görüldüğü gibi gayet iyi ders veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanı siyasi kişiliklere hat verme, hat bildirmek ve ders vermek gibi kötü bir alışkanlıktan müzdariptir. Bu alışkanlığını terk etmek mecburiyetindedir. Bunu siyasi terbiyeyle, siyasi ahlakla, Cumhurbaşkanlığı gibi toplumu birleştirmek görevini üstlenmiş kişilerin görev ve selahiyet alanlarıyla değerlendirebilmek mümkün değildir. Oradan da bize diyor ki nerede nasıl adım atacağını çok iyi bilmek. Buyurun Sayın Dervişoğlu. İkizdere yetmedi, bir de Çayeli'ye gittin. Orada da zaten gerekeni yaptılar. Cumhurbaşkanı bir kısım insanların suç işleme imtiyazına sahip olduğu izlenimi veriyor. Bunu geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı çetelerle yapmış olabilir. Organize suç örgütlerinin liderleri ve yöneticileriyle gerçekleştirmiş de olabilir. Ama birine suç işleme imtiyazı tanımanın neye sebep olacağını en iyi kendisinin bilmesi gerekir. Şimdi çok üzüldüm diye başladım sözlerime. Biliyorsunuz ben kelimelerimi özenle seçmek mecburiyetindeyim. Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı işine gelmeyen bir beyanla karşı karşıya bulunduğunda çok... Buyurun toparlayalım Sayın Dervişoğlu. Toparlamaya çalışıyorum efendim ama buyurun, yani buyurun. Neresini düzelteyim diye şaşkınlık içerisindeyim. Şimdi en küçük bir şey söylediğinde çok ağır miktarlarda tazminat davası açıyor kendileri. Benim saray bürokratları gibi 5 tane maaşım yok. Benim bir tane milletvekili maaşım, bir de emekli maaşım var. Onun bu tazminat taleplerine karşılık verebilecek bir ekonomik kudretin sahibi de değilim. Ama her şeye rağmen buradan kendimi ihbar ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İYİ Parti'ye yöneltmiş olduğu bu ifadeler ancak bir eşkıyanın ağzından çıkmaya müsait kelimelerdir. Bunun mutlak surette düzeltilmesini istiyorum. Bize güzergah tayin ediyor. Geçmişte de bunu yapmıştı. Bazı siyasi partilere şu ırmağın burasına geçemezsin, şu vilayetin ötesine gidemezsin falan türünden bazı
Buyurun, buyurun toparlayın sen. Bazı yol göstermelerde bulunuyordu. Hafızayı beşer nisyan ile malüldür, unutulur. Ama bizim hafızamız nisyandan malül olduğu için unutmuyoruz. Bazı şeyleri biz unutmamız gerektiği için unutuyoruz. Milletin hafızası balık hafızası değildir. Yani o zihnimizin bir tarafında bu ifadeler kalır. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı çok iyi bilmelidir ki İyi Partililere ve İyi Parti'nin muhterem Genel Başkanı'na güzergah tayin edemez. Bu hadsizliğe girer. Ayrıca bizi bir kavganın içine çekmek istedikleri kanaatini taşıyoruz. Biz zaten sistemle yeteri kadar kavga ediyoruz. Bu sistemin Türkiye'nin başına musallat ettiği belaların ne olduğunu bilerek ve görerek vaziyet almaya gayret sarf ediyoruz. Ama biz buyurun. Bir çatışmayı icap ettirmiyor. Biz siyasi düşman değiliz. Biz siyasi rakibiz. Çatışma bizim işimiz değil. Biz kavgayı sözlerimizle yaparız. Biz kavgayı şu şuraya gitti, bu buraya gitti, şu şunu yaptı, bunu yaptı diyerek kavga etmeyiz. Bakın büyük ithamlarla karşı karşıyasınız. Ben İYİ Parti'nin grup başkan vekiliyim. Bakanınız töhmet altında. Eski başbakanınız töhmet altında. Ben bunu bir kere istismar ettim mi bu mecliste ya da yapmış olduğum basın toplantısında? Eğer Cumhurbaşkanı'na etrafındaki iletişim uzmanları yanlış yol gösteriyorsa sizler tecrübeli siyasetçisiniz. Sayın Cumhurbaşkanını lütfen uyarın. Dediğim gibi bizim kavgamız çatışmayla değil. Biz gerçekleri söyleyerek kavga ederiz. Bizim kavgamız yolsuzlukladır. Bizim kavgamız hırsızlıkladır. Bizim kavgamız adaletsizlikle. Toparlayalım buyur. Bizim kavgamız kul hakkı yiyenlerledir. Biz bu kavgayı sonuna kadar vermeye de kararlıyız sayın milletvekilleri. Ayrıca bugün ilginç bir şey yaşandı mecliste. Personele söz verdiğim için dile getirmekte fayda mülahaza ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı grup toplantısı yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde aşırı güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu denli tedbirlere gerek yok. Personelimizin koridora çıkması dahi yasaklanıyor. Size külliye ile ilgili saray dediğimizde diyorsunuz ki orası saray değil, orası milletin evidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de milletin evidir. Milletin evini bu hale getirenler külliyeyi acaba ne hale getirmişlerdir? Doğru düşünülmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Cumhurbaşkanlığı peki, buyurun toparlayın. Cumhurbaşkanlığında o külliyede çalışan birini ziyaret etmeye kalksak girişimiz üstad oluyor. Milletten bu kadar kopmayın, korkmayın. Millete bu kadar parmak sallamayın. Bu milletle bu kadar inatlaşmayın. Altını çizerek tekrardan söylüyorum. Cumhurbaşkanına yol gösteren ve yön vermeye kalkışan o iletişim danışmanlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyaset yapan ehliyet sahibi insanlar olarak uyarın. Biz ne Tayyip Erdoğan'a, ne onun partisine, ne onun eşkıyalarına boyun bükecek bir siyasi kurum değiliz. Herkes haddini bilmek mecburiyetindedir. Yüce Meclis'i saygılarımla selamlıyorum. Sayın Bülbül buyurun. Toplumsal barışımızın altına maalesef dinamit koyuluyor ve bizzat ülkeyi yönetenler tarafından. Bugün AK Parti grup toplantısını izleyen ve dinleyen tüm yurttaşlar, herkes eminim büyük bir üzüntü ve endişe duymuştur. Çok düşündürücü bir tablodur. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e Rize'de yapılan saldırıdan daha vahimdir bugün söylenenler. Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan, Rize'de yapılan saldırıyı savunmakla kalmamış, daha neler neler olacak diyerek toplumu büyük bir şiddete teşvik etmiştir. Bugünkü konuşma, bugünkü ifadeler suçu övmektir, suçluyu övmektir ve maalesef insanları şiddete teşvik etmektir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partiler olmadan demokrasi olmaz, meclis olmaz. Siyasi parti genel başkanlarına ve siyasetçilere yapılan saldırıları hep birlikte şiddetle, kararlı bir şekilde karşısında durmalıyız. Ama bizzat Cumhurbaşkanı, ülkeyi yöneten, devletin en tepesindeki kişi bu saldırıları savunursa toplumsal barışımızın altına dinamit konur. Buyurun, buyurun. Bu aslında görüyoruz ki büyük bir yozlaşmanın ve maalesef yönetememenin de bir tezahürü. Bu andan itibaren siyasetçilere, siyasi parti genel başkanlarına, siyaset yapan insanlara, bizlere yapılacak her türlü saldırıdan bizzat Sayın Cumhurbaşkanı sorumlu olacaktır. Müsebbibi maalesef o olacaktır. Demokratik hukuk devletinden ne kadar uzaklaştık değerli milletvekilleri. Türkiye bunu hak etmiyor. Ama işte partili cumhurbaşkanı sistemi ve şahsi devleti anlayışı ve kuvvetler ayrılığının yok olması da bizatihi bu sistemde bu sorunları yaşamamıza sebebiyet veriyor. Devletle hükümeti ayırmak zorundayız. Devletin saygınlığını korumak zorundayız. Özgürlükleri, hak ve özgürlükleri korumak zorundayız. Ama bugün saray hükümeti devletin saygınlığına da, devletin ciddiyetine de, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine de, siyasete de maalesef ciddi zarar veriyor. Bu saldırılar, Sayın Meral Akşener'e yapılan saldırılar, genel başkanımıza yapılan saldırılar, muhalefete yönelik tüm bu baskılar ve saldırılar aslında demokrasiye yapılan saldırılardır. Hukuka yapılan saldırılardır. Bunlardan mutlaka ve mutlaka vazgeçmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Genel Başkanımız açık bir şekilde saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk. Saygıya dayalı bir siyasetin oturmasını istedik ve bunun çalışmasını yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bunun altını özellikle çizerek ifade etti. Cumhurbaşkanımızın orada suçu ve suçluyu Sayın Erkek'in ifade ettiği gibi ya da şiddeti övmek gibi bir durum söz konusu değil. Bu bir tespittir. Siz eğer bu ülkenin Cumhurbaşkanına, genel başkanına eli kanlı ve bütün dünyanın lanetlediği çocukları, sivilleri katleden bir şiddet devletinin başkanına Netanyahu'ya benzetirseniz bunun bir provokasyon oluşturacağını ifade etti. Ve dolayısıyla da orada yaşananları da hepimiz biliyoruz. Burada yaşananları onaylayan kimse yok. Yani orada saldırıyı gerçekleştiren İyi Parti Erzurum Yakutiye ilçe başkanı soru soran kişiye yaptığı saldırı kameralar önünde gerçekleşiyor. Yani orada bir saldırı ya da Sayın Genel Başkan'a, Sayın Meral Akşener'e dönük herhangi bir saldırı söz konusu değil, tam tersine Sayın Meral Akşener'in çevresindekilerin soru soranlara ve orada haklı protestolarını Cumhurbaşkanımıza ve Genel Başkanımıza dönük Netanyahu benzetmesine duydukları tepkiyi dile getiriyorlar. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği de herhangi bir teşvik, tehdit ya da suça teşvik değil, bir tespit. Ayrıca şu konuda da anlaşalım değerli arkadaşlar. Bu partili cumhurbaşkanı, devlet, hükümet, saray. Buyurun Sayın Hocam. 2007 yılında bu millet cumhurbaşkanını ben seçeceğim demedi mi %69.1 ile? Bu ne anlama geliyor? Bu şu demek. Cumhurbaşkanı siyaset yoluyla seçilen ve bundan sonra da siyasetçi olarak siyasetini yapacak olan kişi demek. Geçmişte olduğu gibi kapının arkasında konuşulanları nezaketsizlik olmasın diye kapının önünde konuşmayan cumhurbaşkanları değil, siyaset yapan, yaptığı siyasetin sorumluluğunu alan, hesabı görmek için de millete giden, vesayetin sigortası gibi davranmayan, bizzat milletten aldığı emaneti
yine millete buyurun. Bir dakika. Milletten aldığı emaneti bizzat millete hesap vererek yerine getiren siyasetçi bir cumhurbaşkanı var artık. Dolayısıyla efendim cumhurbaşkanı şöyle olmalıdır, cumhurbaşkanı böyle olmalıdır tanımları değil, milletin onayladığı ya da bir sonraki seçimde onaylamayacağı bir cumhurbaşkanı var karşımızda. Bu da siyasetin gereğidir. Bunun dışındaki her şey vesayettir. Soru çok basittir demokrasilerde. Devletle ilgili kararları kim verecek sorusunun cevabı, devletle ilgili kararları işte orada yazdığı gibi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünün gereği olarak seçilmiş cumhurbaşkanı verecektir. Bunun da hesabını milletine verecektir Sayın Cumhurbaşkanı. Çok iyi dinlediğini anladım ama herhalde bugünkü grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nı doğru dinlememişsiniz efendim. Yani Sayın Grup Başkanı Sayın Tayyip Erdoğan Bey orada diyor ki bakın nerede nasıl bir adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Burası Rize diyor. Sen Rize'nin uşağına diyor böyle hakaret edip de onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak iş budur. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler ama bu daha başlangıç diyor. Şimdi Netanyahu'yu örnek gösterdiniz. Buyurun sen demiş. Bu bölümünü özellikle okudum. Geçtiğimiz haftaki birleşimlerde de ifade etmiştim. Sayın Genel Başkanımızın ifadelerinin arasında Netanyahu'yu lanetlemesi de var. Dünyayı Netanyahu'ya karşı ayağa kalkmaya davet etmesi de var. Dolayısıyla bakın şunu söylüyorum. Ya anlatıyorum dinleyin yani ne kadar sabırsızsınız. Ne kadar sabırsızsınız. Şimdi hemşerilerim alınacak diye söylemiyorum. Burası Rize sokakları değil. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi ya. Siz önüne gelene istediği zaman istediği yerde saldırmak hakkına sahip bulunduğunuzu nereden çıkarıyorsunuz? Lafı dinlemiyorsunuz. Yürüyoruz anlamıyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Ben diyorum ki bu sözleri Sayın Cumhurbaşkanı'na yakıştıramadım. Bakın istismar da etmiyorum ama millet bunu görüyor. Bir dakika. Sayın Dervişoğlu Sayın milletvekilleri ya grup başkan vekili takip ediyor süreci arkadaşlar. Buyur. Buyur Sayın Dervişoğlu. Benzeyiş yoluyla dayanışma diye bir şey var sosyolojide. Birbirinize benzemeyin. Kötü bir şey var ise o kötülüğü ortadan kaldırabilecek güzellikleri de ortaya koymayı becerin. İstediğiniz ifadede bulunuyorsunuz. Kürsüye çıktınız, istediğinizi yapıyorsunuz. Bir siyasi partinin genel başkanına yapılmış saldırıyı kutsuyorsunuz. Cevap verirken de dinlemiyorsunuz. Bizi siz dinlemiyor olabilirsiniz. Ama Büyük Türk Milleti bizi dinliyor ve size gerekli cezayı sandık önüne gelince de verecek. Bu hususu belirtiyor. Yüce Meclis saygıyla selamlıyorum.